81 il 81 zirve solo tırmanış Anadolu Partisi Ünvanı projem kapsamında 20. ilim Aydın 20. zirvem Madran Dağı 1793 metre irtifayla Madran Dağı'na Balıkesir'den Aydın'a Erhan Özmen hocam bana eşlik etmiştir. Erhan hocam burayla ilgili ne söylersiniz, nasıl bir yer? Siz burada yaşıyorsunuz. Aydın ilinin Bozdoğan ilçesinde çok güzel rotalar vardı. Sadece Bozdoğan'da değil, diğer ilçelerinde de aynı şekilde çok güzel rotalar vardır. Madran Dağı, Bozdoğan ilçesinde Madran Baba Türbesi'nin de yer aldığı bir zirvedir, bir dağımızdır. Gezinip gözülmesini tavsiye ederim. Evet, rotalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben ilk defa geldim buraya. Buranın dağlık yapısı, eğimi çok muhteşem. Hiking, trekking, hatta kaya tırmanışı yapılacak yerler var. Rotaları nasıl hocam? Rotaları buranın rotaları görüldüğü gibi tamamen ağaçların arasından yürüyorsunuz. Ormanlık alanda yürüyüş yapıyorsunuz. Ormanlık bir alanda yürüyüş yapıyorsunuz. Ve gerçekten güzel. İnsanı sakinleştirip dinlendirecek. Kendini bulacağı yerlerden birisi. Manzara hayran kaldım. Ulaşım konusunda da bir sıkıntı yok. Buranın Bozdoğan olsun, Madran mahallesi olsun, insanları çok yardımsever, çok iyiliksever, çok ilgili, alakalı. Tüm dağcılık ve doğa sporları yapan arkadaşların Madran Dağı'nın muhteşem rotalarında zirveye doğru yürüyüş yapmalarını, zirveye çıkmalarını isterim. Eşsiz manzarası, ormanlık alan, oksijen bol, muhteşem bir yer. Tüm dağcıların burayı değerlendirmelerini isterim. Madran Dağı rota başlangıcındayım. Madran Dağı'nın irtifası 1792 metre. Hocam teşekkür ederim. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ayağınıza taş değmesin. Teşekkür ederim hocam. Çok güzel bir yüzme havuzu. Toprak erozyonunun önlenmesi için basamak basamak yapmışlar. Madran zirve de ömettir bak burası. Şudur. Şeyde burada değil yani. Dede arkada. Arka tarafta. Bunun tam arkasında. Tam arka gidecek. O ortada V olan. Bak bu taraf solu gitmeyeceksin. Tamam sağdan gideceğim. Bu ortada olan karlık. Karlık nerede? Kar basıyorlar ya hani. Kar kar basıyorlar. Kar basıyor. O karı basıp ne yapıyorsunuz? Basıyorlar. Basıyoruz dedi. Yaz kıştan basıyoruz. Kar satıyorlar. Karamıyoruz oluyor. Şeyden sağlık. Acayip mesela. Şimdi sen buraya bekliyorsun bak burada. Tamam. Bak buradan çıkacaksın. Tamam şu yoldan gideceğim. Şuradan bak şu yola düşeceğim. Evet evet evet. Bu koşacağım yandan o kadar şu testlerden arasından çıkacaksın bak yukarı zirveye. He. Çamın içine. Evet. Çamdan tepe açtın mı?
Çoban evleri gelecek önünde tepeye şimdi. Evet. Çoban evleri var orada. Yoruklan evleri var. He. Bu evlerin bu tarafından solundan geçeceksin. İşte onlarla konuşursun. Onlar daha takip ederler. Oradan bak. Bongaz'dan okula gideceksin. Bongaz'dan şu kestanesin. Adasın Bongaz'da bak. Bongaz'dan yukarı açtıksın madrana. Buraya gitmeyeceksin. Evet. Bu taraf gittiğin zaman oradan seyredersin. Evet. Taştan beni çıkarsın seyredersin oradan. Oradan direkt yukarı gideceksin. Madrana'nın görürsün sen. Madrana yoluna çarpışacaksın. Önün yolu gelecek. Arabalar geçiyor. Görürsün orada arabalar gider. Anladın mı? Bu anladım. burayı ne yapıyorsunuz? Bu havuz, göl, o kadar su geliyor. He. Bu toplanıyor, sulayıyoruz. Aşağıda bir tane vardı, laylon sermiştiler. Ben dedim belki yüzme havuzudur, yüzmek için. Kaçmasın diye, alttan kaçmasın diye mi? Atıyor, delik oluyor da. He. Delik olmaz, çadır daha sağlam şey oluyor, garanti oluyor. Tamam. Bu mevkinin ismi ne? Buranın ismi ne? Buranın ismi Madran Yaylası bura. Madran Yaylası. Peki. Madran Yaylası diyorlar buraya. Madran bu dedi var. Bu da işte tarbetim ya. Bu da okul gittin mi şöyle? Bak benim el işaretim tarbetim. Bu da çıktın. Şu koş çamın yanından okul kestinden arasına okul çıktın. Çamlardan açtın yukarı. Çamlardan açınca önüm yol gelecek. Yol. Evet. Madran giden, dede giden yol gelecek. Çarpışın yoluna. Evet. O çoban evleri var. Çılbağı çıkıvereyim hemen çıkarken. Sen ismin ne? Hasan. Hasan? Hı. Soy ismin? Topaloğlu. Hasan Topaloğlu. Hı. Ya sen ne güzel bir insansın. Ne güzel anlatıyorsun. Ben seni konuşturmak için soruyorum. Yoksa ben oradan yine gitmeyeceğim de ben direkt şu sırttan yavaş yavaş burada şöyle gideceğim. Sen de iyi bilsin benziyorsun da ben onun için. Herkes söylenmez, anlatılmaz. Ben sana yani konuşmak iyi gördüm de ondan. İsmim Hasan Topaloğlu. Aydın Bozdoğan vatandaşıyım. Madran Yaylası'nda oturuyorum. Madran Yaylası'nda efendim kestanedir, cevizdir, elmadır, ötleri yetiştiriyoruz. Kendi arazimiz. Ondan sonra suyun soğuğunu içiyoruz, madran suyu. Temiz, tatlı su içiyoruz. Madran kendi sularımızda. Bu Madran dağının kar şeyi varmış. Madran, karı biriktirme mi ne? Onu da anlatayım. Madran'da dede var. Ha. Burada herkes, vatandaşlar isteyen Madran'a gidiyor. Yoldan. Arabasıyla şeyle İsteyen bu ziyareti gidiyorlar. İsteyen bu yoldan geliyor. Bu yoldan gidiyorlar. Kar kar biriktiriyor. Evet, biriktiriyorlar. Kar oluyor. Kar alvası yapıyorlar. Madran'da kar oluyor. Kışın basılıyor. Tamam. Ondan sonra şimdi yazın satıyorlar. Şehirde kar alması falan olup dondurma falan yapılıp satılıyor. He. Yeter mi burada? Yeterdir. Senin ellerinden öpüyorum. He. Sen çok tatlı bir adamsın. Çok şeker konuşuyorsun. ilgi alakası, dostluğu gerçekten çok güzel. Değil mi? Hasan dayı, bu dağla ilgili başka efsaneler var mı? Var, işte anlatayım. Meryem var. Meryem diye bir kız. Meryem oğlunu su dolduruyor. Osmanoğlu diye Efe, Osmanoğlu kayası vardır orada. Kayanın başından testinin kulpundan geçirmek için atıyor şeye. Mermiyi testinin kızı ölüyor. He. O kız ölüyor, Meryem oluyor. Meryem gömüyorlar oraya. Meryem oğlu kalıyor. Bir efsane oluyor, oraya kalıyor. Şimdi suyu da çok güzel soğuk durun. Şimdi o kızın omuzundaki testinin kulpundan mermiyi geçirmeye çalışıyor. Tabii. Kızı vuruyor. Evet. Çiğnin go diyor, atayım diyor. Atayım derken onu vuruyor. He. Efsane oradan kalıyor eskiden. Meryem oğlu oradan kalıyor. Buranın meşhur kar helvası varmış. Evet. O nasıl oluyor? Kar kıştan basılıyor. O toplanıyor ocak halinde. Yazın satılıyor şehirde. Dondurmacılar kar helvası yapıp satıyorlar. Kuyuların içerisinde bırakıyorlar. Kuyuda burada kalıyor. Yazında o kar erimiyor mu? Erimiyor. Erdiği kadar eriyor ya. Erdiği kadar ona eriyor. Ona os koyuyorlar. Bu kuzgun otu. Kuzgun otundan sarıyorlar. Bunun bir yıllanmışı vardır. Tozu. Evet. Üstüne toz koyarlar. Altını, bu yenisini sararlar. Evet. Ondan sonra oluyor işte. Şurubu vişneden mi yapıyor? Şurup vişneden. Ha? Vişne şurubu koyuyorlar kar helvasına. Dondurma zaten biliyorsun. Salep'ten, sütten oluyor. Hı. Teşekkür ettim. Sağ olasınız.
Madran Dağı'nın hemen dibi. Burası Madran Dağı yaylası olarak geçiyor. Halk arasında Mış Cevizli yaylası olarak biliniyor. Rotası %80 dik. Bayağı bir zorlayıcı bir rotası var. Madran Zirve'ye gitmek için sırt hatı rotası var. Farklı zorluklarda bayağı bir rotası var. Çok zevkli, çok eğlenceli. Çok harika, muhteşem. Manzara süper. Thank you.
Muhteşem bir manzara. Thank you.
Erdek Cennet. Şu anda Madran Dağı'nın hemen dibindeyim. Madran Mahallesi'nden Yıldız'la karşılaştık. Burayla ilgili ne söylersin? Tüm dağcıları ve doğa severleri bu güzelliğe bekliyoruz. Rota bayağı bir dikti. Çok tatlı bir rota. Hatta muhteşem diyebilirim. Sürekli tırmandı. Buranın görseli harika. 81 yıl 81 zirve solu tırmanış Anadolu Partisi Vanı Projem kapsamında Aydın'a, Aydın'dan Bozdoğan ilçesine, Bozdoğan ilçesinden Madran mahallesine, Madran mahallesinin bitiminden Madran zirvesine doğru dikey olarak tırmanış yaptım. Tırmanış yaptığım zeminin %70'lere vardı. Çok muhteşem ötesi bir zevk aldım. Manzarası, doğası, ormanlı dağlarla geçiyor olması ayrı bir zevkti. Buranın yerel halkı çok misafirperver, çok yardımcı oluyorlar. Yaşanılması gereken bir dağ, yaşanılması gereken bir rota. Büyük ihtimalle bu rota ilk ben tırmandım. Daha önce GPS kayıtlarında bu rotayı bulamadım. Direkt çıkış olarak gerçekleştirdim zirve etkilemi. Tüm dağcılık ve doğa sporlarıyla ilgilenen arkadaşların Madran rotasını, Madran dağını yaşamalarını görmelerini isterim. Çok muhteşem ötesi bir etkinlik, muhteşem ötesi manzara. Çevreye, dağlara hakimsiniz. Hava biraz sisli, puslu olduğu için görüntü ayrıca bir güzel. Muhteşem. Madran Dağı hiking ve trekking rotası bakımından çok çeşitli, çok farklı zorluk derecelerine sahip. Kendi seviyesinde rotaya girebilir. Muhteşem bir yer. Thank you.
Madran Dağı zirvesinde Madran Baba Türbesi var. Madran Baba Türbesi'nin içerisindeyiz. Burada yaşayan Nurten teyzemizin burayla ilgili merak ettim, sordum kendisine. Nurten ablam, Madran Baba kimdir, nedir, nereden gelmiş, nereye Madran gitmiş? Madran Baba Bizans zamanında gelmiş. Bizans zamanında şehit düşmüşler. Komutanmış yani. Şehit düşmüşler. Ha, bilen yok yani. Belki 1000 sene, belki 2000 sene. Biz 7. kişiyiz. 7. kişi derken aileden aile mi burada kalıyorsunuz? Evet. Ha, ya bizden önce başka insanlar durmuş yani. Evet. Ha, 7. bekleyen, bekçisi yani. Evet. Ha, bilen yok. Çok eski yatarımız. Madran Baba. Kerametleri falan var mı? Var. Var mıydı? Var. Bir, çünkü sosyal medyada, basında, internette bayağı bir farklı şeyler okudum. Kerametleri, diledikleri şeyler oluyor. Mesela çocuğumuz olmadı dedikler zaman diledikler oluyor. Bir kurban kesiyorlar. Diliyorlar. Evet. Ondan sonra bir daha geliyorlar, diliyorlar. Aynı devam. Devam yapıyorlar. Ha, üç kardeş bunlar. Biri Küçük Madran. Baba buraya şöyle uzak bir yer yani. Evet. Biri Karıncalı. Karıncalı var. Aynı kardeşlermiş yani. Yatırlar. Oğlada da aynı böyle diledikler şeyler, her şey oluyor. Dileyenler bir daha geliyor. Oldu dilediğimiz diye. Temmuz ve Ağustos'ta daha çok gelen olur. Yaz mevsim olduğu için yani. Ha. Dilek diliyorlar. Dilek adak diliyorlar. Adıyorlar. Adak kesiyorlar. Dualarının kabul olmasını istiyorlar. İstiyorlar. Nurten ablam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Tam kalabalık kan gelseydim daha güzel olurdu. Evet.
yapmıştık ki. Sonra var. Ondan yiyeceğiz şimdi. O da kırmamak için yedim ben de seni. Sağ ol, sağ ol. Afiyet olsun. Ne? Bunun ismi ne? Ha, bu çorbası. Ne çorbası? Ha, tandır çorbası derim. Tandır çorbası. Tandır çorbası. Oo, tandır çorbası. Muhteşem görünüyor. Nasıl? Çok enfes. Ben ilk defa yiyorum. Ya ben de yedim. Yani muhteşem. Tandırda pişmiş. Baba zirve etkinliğine geldiğiniz zaman burada Nurten ablamız var. Onun keçileri var. Çok güzel tadı, inanın damağınızda kalacak tandır çorbası. Çok muhteşem. Nurten ablam çok güzel tandır çorbası yapar. Buraya Dağcılı Doğa Sporları ile ilgili etkinliklerde geldiğiniz zaman kesinlikle bir tadına bakmanızı öneririm. Tadı damağınızda kalacak.